Noçada takarete. Kale papi kete su etta da mokavete. Bak bugün yine çok enerjik girdim. Yayının sonunda yine yara gibi olacağım. Böyle yamulacağım amına koyayım. Hissediyorum. Chat. Şimdi takribi 100-150 bin lira gibi bir fiyat çıkarmıştık. Fakat bu işin içine pek çok şeyi dahil etmemişiz. Hemen bir organizasyonla başlayalım. Ben bu arada evi tuttum. Kiraladım evlenince yaşayacağım evi. Şimdiden başladık dizmeye. İlk öncelikle değerli kardeşlerim, öyle kiralık eve kafadan girerken bekar evi değil orası, adamın iflahını sikerler. Adam. Bir perdeci masrafa çıkıyor ki bak, ah yapıyor böyle amına kodumu, tamam mı, buraya kadar alıyorsun. İlk önce bak, orada hiç perde masrafı dahil etmedik kesinlikle işin içine. Teşekkür ederim güzel kardeşlerim. Ali Mert Ezme, abimi yayınlar, seviyorum seni kardeşim benim, ben de seni seviyorum, karşılıklıyız. Birbirimize karşı bir aşk bezliyoruz amına kodumu. Perdeci adam. Perdeyi unutmuşuz. Yaz, çıkart listeyi, kağıda kalemi çıkart. Kağıda kalemi çıkart amına koyayım. iOS'ta problem mi var D-Live'da? Yapma İsmail, güncellememişindir. Bak şş, uygulamayı güncelleyin. Bir dakika, ilk önce bir şey yapalım. Şu an iOS'tan güncelleyip uygulamayı biz güncelledik deyip de herhangi bir problem yaşayan yok değil mi? Uygulamayı ben güncelledim. Herhangi bir sıkıntı yaşamamaktayım. Doğru mudur? Hemen çetede şöyle bir döneyim. Aramızda 9 saniye var. Paralel evrende amına kodumu. Çok küfür ediyorsun. Senin amına koyayım, al bir de sana edeyim. Bir numaralı kankim abone oldu. Güzel, tamam. Sorunsuzuz. Yes, bu gece kararlıyız. Annene bakmaya kararlıyız. Nighten 0 aylık abone olmuş. Teşekkürler hanımefendi ya da beyefendi. Hanımefendidir herhalde. Nighten falan. Değil mi? Hanımefendidir. Hanımefendi ismi. Hoş geldiniz aramıza. Tamam. Güzel kardeşlerim, ilk önce bir perdeci masrafı yazmanızı rica edeceğim oraya. O yaklaşık 10.000 TL. İkinci masrafımız geliyor şimdi. Bir numaralı sıfır ev oldu. Thompson Walker, kızgın güllerin üstüne düşmüş Thompson Walker'sın sen. Bir 5 kişiye birden aylık abonelik, teşekkürler reis. Muhammed Barış birinci ayın kutlu olsun. İlk öncelikle boş eve girdiğiniz için orası sizin kendi hayvani beyler, bizim için söylüyorum. Yaşam alanımız nedir, mutfak nedir ki amına koyayım, arada bir ellerimizi yıkarız. Ekmeğin arasına peynir zeytin koyarız. Toz yapar tozma, öyle olmuyor. Sıfır eve girdin mi kiralık ya, bir de hiç daha kimse oturmamış. Bana bir var ya, mutfak masrafı çıktı böyle. Yaptı bana böyle içeride. İçeride böyle soktu, bir de bir tur çevirdi içeride böyle. Oraya yaz oraya 15.000 TL mutfak tezgahı. Çünkü evde yemek yiyeceksin artık. Artık ev yemeği yiyeceksin. Yaz 15.000 TL tezgah artı mutfak masrafı, yaz oraya. Evet. Mert Adlin bir ninja jine, iyi yayınlar reis, Allah mutsuz etsin demiş kardeşim. Teşekkür ederim, yaz. İkinci masrafımız. Şimdi ben şöyle bir hesap yapmıştım hatırlarsanız değerli kardeşlerim. Demiştim ki benim zaten eşyalarım var, herhangi bir problem yaşamam. Ben de bir çamaşır makinesi var 5 kilo. Yani ben sivitlerimi, yayında giydiklerimi, zaten dışarı çok çıktığım yok. Dışarıda giydiklerimi hemen böyle atıp çıkartıyordum ona. Yengeniz dedi ki, beni demedi tabii, ben şu an abartıyorum. Be amına koyayım, yavaş be. Aram aram dedi. Ya, ya öyle deme, ben abartıyorum. Şöyle aram dedi. Senin dedi 5 kiloluk makinanda dedi, ben dedi evdeki dedi perdeleri dedi nasıl yıkayacağım dedi. Dedim ki perde yıkanıyor mu amına koyayım, konudan o kadar alakamız yok ki. Perdenin yıkandığını ben orada öğrendim yani dedim. Perde yıkanıyor mu dedim. Sen dedi ne zannediyorsun dedi, tüller müller dedi, ne olacak dedi. Bir tane çamaşır makinesi yerleştirin kendiniz öyle güzel değerli erkek kardeşlerim benim, evlilik aşamasında olanlar. 10 kiloluk böyle. Fiyatları 4.000 lira. Ben ama spotçudan mı potçudan bakayım amına koyayım, belki kurtarmaya çalışacağım öyle. Çizikli müzikli defolu. Yaz, yerleştir kendine. Bayram 46 bir Diamond, iyi yayınlar kardeş abi, kardeşlerime ve kara gözlüme selam. Kara gözlü için yere aşık olayım ben sana. Aleyküm selam. Mart Mert Haddim'den bir ninja cini daha, çok teşekkürler. Gelelim fasulyenin faydalarına değerli kardeşlerim. Biter mi? Biter mi? Benim eve yani klimanın kablosunu çekmişler böyle. Tamam mı? Böyle bak yani kablo ortumu çıkarmış amına koyayım. Ortum odanın içine bakıyor, tamam mı chat? Ama klima yok. Bir tane yayın odası orası. Evet. Yayın odası bir klima girdi. Vallahi o kadar çok giren var ki yani şu an çıkarma açıyor. Ya artık iflahım kesildi. Şu an banka hesabımda sizle kapışırız yani muhtemelen buradaki öğrenci kardeşlerimle. Sağlam bir ya şöyle söyleyeyim. Ev satın almayacaksanız düğün de, bak bende düğün de yok. Düğün de yok. Haberiniz olsun, ben nikah yapacağım. Onu oradan kurtarmaya çalıştım.
Bak nazik söylüyorum sana. Nazik çıtırdan. 200. Düğünsüz, ev almasız 200 bin lira bir evlilik. Bunun içinde balayı, ıvır, zıvır yok. Evlenecekseniz ona göre evlenin. Oğlum bende mobilya da yok amına koyayım. Ben kendi mobilyayı iteledim. Vallahi dedim mobilyaları dedim yeni aldık dedim mobilyaları. Ya şu çok küfür ediyorsun diye aptal orospu çocuğu. Niye istiyorsun o zaman amına koyayım? Allah Allah ya. Çok küfür ediyorsun spam yapıyor bir de. Sikti git küfür varsa. Oğlum bir de mobilyalar da yok. Çet. Yani şimdi gelereklerimiz görereklerimiz var. Altın takılması gerekiyor. Ivır zıvır. Nikah yerinin parası. Ya çok korkunç bir şey. Ben işin içine girince anladım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yani gelinlikler, damatlıklar, nişan elbiseleri, yüzükler, çiçekler, böcekler, yani pastalar, mastalar. Avu adamın iflası giriyor hepinizin haberi olsun. Buyur mesela ben böyle bu kanala gireceğimi bilmiyorum. Bir şey yapmazdım ya çok. Derdim bir iki sene daha bekleyelim falan. Haberiniz olsun. Harbiden kuvvetli kaçıyor yani. Ve şunu unutmayın. Hiçbir zaman evlenecek kardeşlerim için söylüyorum. Hiçbir zaman yaptığınız hesap uymuyor abi. O hesap yanlış bir hesap sizin yaptığınız hesap. Öyle şeyler çıkıyor ki aklınız hayaliniz durur. Evet. Oğlum ev çok güzel. Tabii ki söylemeyeceğim yerine. İsmail Memur peki yengemize kurban olmasın. Ya canım var canımı da vereyim kardeşim. Ayıp ediyorsun. İsmail'im yani. Bir canım var benden alabileceği. Onu da vereyim yoluna sereyim. Hiç sıkıntı yok. Onun tatlı canı sansın ki... Onun için yapmıyoruz ki bunu. Yani beraber yaşayacağız. Bu ikimizin hayatı. Sadece ben evliliğin sağlam karşılığından söylüyorum.